أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Rabbimiz Teala Hazretlerine sonsuz hamdü senalar, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin âli ve ashabının üzerine de sonsuz salatu selam olsun. Yüce Rabbimiz cümlemizi, cümle ümmet-i Muhammed'i, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek yollarından ve şefaatlerinden bu dünyada da ahiret yurdunda da ayırmasın inşallah. Kıymetli dostlar, bugünkü birlikteliğimizde Bakara suresinin 30 ila 37. ayet-i kerimeleri arasını hep beraber anlamaya çalışacağız inşallah. Bu sayfamıza geçmeden önce gerek Fatiha suresinde gerekse Bakara suresinin buraya kadar olan kısmı ile bugün konu edineceğimiz yerlerin şöyle bir bağlantısını kurmak istiyorum. Yüce Mevlamız yüce zatını bize Fatiha suresinde detaylı bir şekilde tanıttılar. İbadet vurgusu ve kulluğun özü olan duaya vurgu yaptılar. Bakara suresinin giriş kısmında da efendim yüce kitabımız Kur'an-ı Azimuşşan'ı son ilahi vahyi bize tanıttılar. Müminleri, kafirleri efendim ve münafıkları geniş bir şekilde çeşitli misaller, örnekler vererek yani inanç bakımından insanların vahiy gözüyle hangi sınıflara ayrıldığını detaylı bir şekilde ifade buyurdular. Ve sonrasında bütün insanlığa seslenerek enfusi ve afaki dediğimiz hem iç delillere hem dış işaretlere, alametlere bakarak Cenab-ı Hakk'ın varlığının birliğinin kabul edilmesi gerektiği yönünde telkinler söz konusu oldu. Sonrasında eğer bu vahye, bu kitaba bir tereddüt varsa, buna dair bir tereddüt varsa bunun bir benzerini getirin şeklinde, bir suresinin benzerini getirin şeklinde bir meydan okuma söz konusu oldu. Sonrasında Yüce Rabbimiz tefsir ayetleri dediğimiz iman eden ve salih amel işleyenleri efendim cennetle müjdeleyen, onlara cennette lütfedilecek çeşitli nimetleri dile getirdiler. Sonrasında bir sivrisineği veya bir hamam böceğinin daha küçüğü efendim mesabesinde olan canlıları Rabbimiz varlığına, birliğine delil olarak takdim ettiler. Bunun ötesindeki delilleri de zikretmekten geri durmayacağını Yüce Rabbimiz ifade buyurlar. Bu hak ve hakikate giden yolda inananların ve kafirlerin tavırlarına değindiler ve fasıklardan bahsettiler. Fasıkların Cenab-ı Hakk'a verdikleri sözü bozan, Cenab-ı Hakk'ın yerine getirilmesi gereken şeyi, emri yani akrabalık bağlarını kesen, bu yönüyle hem kişisel hem toplumsal manada bir bozgunculuğa sebep olan, yeryüzünde fitne ve fesat çıkaran kimseler olduğunu Yüce Rabbimiz ifade buyurdular ve gerçek manada hüsrana uğrayanlar. Hani Efendimiz Aleyhisselam buyurmuşlardı ya bir defasında, müflis kimdir? Sahabe-i Kiram Efendilerimiz, yani ticarette uğraşan ve sermayesini kaybeden kimseye müflis denir ya Resulallah dediler. Efendimiz Aleyhisselam buyurdular ki, gerçek müflis aslında efendim iman etmiş, amellerle meşgul olmuş, ahiret yurdunda hesaplaşırken o ibadetlerinin karşılığını almayı ümit ederken, cenneti cemalullahı beklerken efendim kiminin hakkına girmiş, kimine iftira atmış, kimine efendim dedikodusunu yapmış, yalan söylemiş. İnsanlar gelip tek tek böyle haklarını alınca elinde artık bir sermaye kalmamış ve gerçek manada müflis bir duruma düşmüş. İşte Kur'an-ı Kerim gerçek manada hüsrana uğrayan. Yani dünyada kişinin başına hastalık gelebilir, ailevi imtihanlar gelebilir, maddi sıkıntılar olabilir. Bunlar ahireti kazanmaya yönelik sabırla, şükürle, tevekkülle eğer geçirilirse bu bizim için bir hüsran, bir kayıp asla değildir. Gerçek manada hüsran, böyle yeryüzünde bozgunculuk çıkaran, akrabalık bağlarını kesen ve ta ruhlar aleminde, elest bezminde verdiği söze muhalefet eden insanların düştüğü durum. Ebedi bir hüsrandır o çünkü. Yani dünyada sıkıntı geçicidir. O yüzden büyüklerimiz demiştir ki, sıkıntılar misafirdir, asıl olan huzur ve sükûnet halidir. Efendim sabırlı olunur, Cenab-ı Hakk'a tevekkül edilir, şükredilir. Her halimiz Cenab-ı Hakk'a yandır, ya Rabbi takdirine
rızana boynumuz kıldan incedir denilirse bu dünyada da ahirette de kazanca sebep olur. Hani Efendimiz Aleyhisselam müminin hali ne kadar hoştur buyuruyor. Başına bir bela musibet gelse sabreder kazanır. Efendim bir nimet gelse Cenab-ı Hakk'a şükreder yine kazanmış olur. Ama başka insanlar inanmayan küfür ehli, nifak ehli, efendim şirk ehli insanlar ne yapar? Başlarına musibet geldikçe Cenab-ı Hakk'a isyanları daha da artar. Nimet geldikçe şımarıklıkları da artar. Yani Cenab-ı Hak böyle bir duruma düşmekten muhafaza eylesin. Ve sizi işte ölüyken dirilten, sonra tekrar öldürecek ve diriltecek olan huzurunda toplanacağınız Rabbinizi nasıl inkar ediyorsunuz buyurulmuştu. Ve Rabbimizin yeri içerisinde bulunan her şeyi yaratıcı olmasına esas vurgu yapıldı. Yani Rabbimizin ilahlık hakkı dediğimiz husus nedir dostlar? Yoktan var etmesi, varlığından haberdar etmesi, vahye muhatap kılması ve bizi bu varlık sahnesinde efendim varlığımızı devam ettirecek nimetlerle, sayamayacağımız nimetlerle kuşatmasıdır. Yoksa kendisi aciz olan, efendim seslenildiği zaman cevap veremeyen, kendisine bir zarar geldiği zaman bu zararı gideremeyen şeylerden ilah olmaz. Bu bizim nefsimiz de olsa, efendim tahtadan taştan yapılan şeyler de olsa onlara ilah denilmez. Ve burada Mevlamız hem bizi yaratan, hem yeryüzündeki her şeyi yaratan, hem gökyüzünü efendim yedi kat olarak tesis eden, yani yine enfusi ve afaki deliller. İşte Kur'an-ı Kerim'in ilk emrinin oku olması bu noktada çok önemli. Neyi okuyacak? Efendimiz Aleyhisselam okuma yazma bilmiyordu. Ümmi bir insandı. Neyi okuyacak Efendimiz Aleyhisselam? O Hira Nur'da alıştırmasını yaptığı, efendim nefsini, içinde bulunduğu toplumu, kainatı, çevresini kuşatan Cenab-ı Hakk'ın isim ve sıfatlarının tecellisi ne varsa onları okuyacak. İşte böyle bir okumayı Cenab-ı Hak bize emin buyuruyorlar ve her şeyi hakkıyla bilen odur diyerek Cenab-ı Hakk'ın ilminin dışında hiçbir şeyin kalmayacağını, netice itibariyle bizim kalplerimizden, gönüllerimizden geçen her şeye Cenab-ı Hakk'ın mülaki olduğunu, bu bilinçle yaşamamızı bize emin buyurdular. Ve sonrasında bugünkü konu edineceğimiz ayet-i kerimelerde dostlar, Estağfirullah. وَاِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ Arapçada iz ve iza değerli dostlar. İz dediğimiz geçmiş zamanla olmuş, bitmiş ve hatırlanması istenilen olaylar için kullanılan bir zaman zarfıdır iz. Yani hatırla ki şöyle olmuştu. وَاِذْ قَالَ رَبُّكَ Hatırla ki aslında burada bir vezkur vardır yani takdiren hatırla. اِذْ قَالَ رَبُّكَ Rabbin demişti ki, yani bu olay yaşandı ve bitti bir zaman dilimi içerisinde. Artık ne zamandı? Biz ona ezel vakti diyoruz. Çünkü mülaki olamadığımız bir efendim süreçte bu olay yaşandı. Lil melaiketi. Şimdi biz genelde biraz Arapça okuyan kardeşlerimiz lam harfine ayet-i kerimelerde, hadis-i şeriflerde görünce hemen için manası veririz. Ama yani aslında genelde o lam-ı talil denilen için sebep bildiren lam aslında bizim kullandığımız kadar çok değil Kur'an-ı Kerim'de. Buradaki lil melaiketi meleklere şeklinde, yani melekler için söyledi değil. Meleklere Rabbin şöyle seslenmişti, şöyle buyurmuştu hatta. Bilmiyorum sohbetlerimize dile getirdim mi? Zaman zaman başka sohbetlerimizde bu hususun altını kalın efendim çizgilerle çizen bir kardeşimiz olarak geri gelmişken burada ifade edeyim. Gale fiili eğer Rabbimiz için, Efendimiz Aleyhisselam için kullanılıyorsa biz edeben buyurdu diyoruz. Çünkü onlar büyük makamlar, yüce makamlar, yüce makamlar buyurur, emreder. Ama işte sizin bizim gibi efendim hem cinslerimiz ne diyelim konum olarak eş değer olduğumuz kimselerle ilgiliyse dedi, söyledi bu gibi bir çeviri daha edebe uygun bir çeviridir dostlar. Yani Rabbim meleklere buyurmuştu ki ne buyurmuştu? İnni ca'ilun fil ardı. Burada yine bir gramer kitap kuralını hatırlatmak istiyorum. Normalde elif nun maddesi yani inne veya enne maddesi ne zaman inne okunur, ne zaman enne okunur? Genel ne diyelim uygulama şöyledir. Cümlenin başındaysa bu elif nun maddesi inne okunur. Ama cümlenin ortasında ise
bu mutlaka efendim bir fiilin mefulü konumundadır ve bu enne şekline dönüşür. İnne ile ennenin ne diyelim telaffuz açısından farkı sadece budur. Mana veya tekit açısından bir farkı yok. Peki neden burada inni dedik cümlenin ortasında gelmesine rağmen? Kuralımız şu dostlar. Gale fiilinden sonra elif nun maddesi geliyorsa cümlenin ortasında da olsa enne okunmaz. İnne şeklinde okunur. Burada ve iz gale rabbuke lil melaketi Rabbin meleklere buyurmuştu ki ne buyurmuştu? İnni muhakkak ki ben. Buradaki gale fiilinden dolayı elif nun maddesi efendim hemzenin kesresiyle okunuyor. İnni. İnni ca'ilun fil ardı halife. Ben yeryüzünde bir halife yaratacağım buyurmuştu. Yani bu artık yokluk sahnesinden insanoğlunun varlık sahnesine çıkışını resmeden bu durumun, bu efendim konumun fotoğrafını çeken ayet-i kerimelerdeyiz şu anda. Yani yaratılışımızın başlangıcı. Peki halife nedir dostlar? Halife Cenab-ı Hakk'ın mülkünde onun iradesine uygun yaşamak, efendim emirleri doğrultusunda tasarrufta bulunmak, bu yetkiye sahip olmak demektir. Yeryüzünde Cenab-ı Hakk'ın efendim mülkünde onun iradesine uygun yaşamak, bunun için yaratıldı insanoğlu. Yeryüzünde bir halife yaratacağım demek, Cenab-ı Hakk'ın mülkünde onun istediği gibi yaşamayı gerektiren bir durumdur. Dolayısıyla bu açıdan bakıldığında bizim yaratılışımız Rabbimizin onu tanımak, emirlerini yerine getirmek için. Peki günah işliyorsa işte bu yaratılışımıza, fıtratımıza aykırı adımlar atıyoruz demektir. Ve bu asla kabul edilemeyecek bir durumdur dostlar. Evet, قَالُوا اَتَجَعَلُوا ف۪يهَا. Şimdi orada bulunan melekler, Rabbimizin seslendiği melekler, İnsanoğlunun yaratılışındaki hikmeti ilk etapta anlayamadılar. Çünkü melekler malumunuz Rabbimizin bildirdiği kadar bilgiye, ilme sahip varlıklardır. Onlar nefisleri yok, dişilik erkeklikleri yok, yeme içmeye ihtiyaçları yok. Ne için yaratıldılarsa o amaca hizmetle meşgul olan varlıklar. Rabbimiz onlara insanoğlunun yaratılışındaki gayeyi henüz bildirmediği için daha önceden de yeryüzünde cinler yaratıldı ve kan döktüler, yeryüzünde fitne fesat çıkardılar. Kendilerine gönderilen belki elçileri, vahyi inkar ile meşgul oldukları için dediler ki ya Rabbi, قَالُوا اَتَجَعَلُ ف۪يهَا. Orada yani yeryüzünde مَنْ يُفْسِلُ ف۪يهَا. Yani orada bir fesat çıkaracak kimseyi وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ. Ve orada kan dökecek kimseleri mi yaratacaksın ya Rabbi? Demek ki onlara verilen bilgi insanoğlunun nefis sahibi olacağı, günah işlemeye de müsait bir yapıda yaratılacağı şeklinde. Yani ruhu ve nefsi olacak, günah işlemeye de müsait olacak. Ya Rabbi, gerekçelerini zaten devamında melekler dile getiriyorlar. Yeryüzünde kan dökecek, efendim orada fitne fesat çıkaracak, kimseleri mi yaratacaksın? Ve nahnu nusebbihu bihamdike. Ya Rabbi biz seni hamdin ile tesbih ederken, bakın nüsebbihu yine süreklilik arz eden bir fiil, muzari fiil kalıbında bir hamd ki hamdin ile seni tesbih ediyoruz. Yani her halimizde sen bize ya Rabbi beden verdiysen, sen bize efendim akıl verdiysen, sen bize talimat verdiysen, o vermiş olduğu nimetlerin kullanmamız gereken yer neresi orada kullanarak, seni dilimizle, elimizle, azalarımızla hamdin ile tesbih ederken ve nukaddisu leke ve seni her türlü noksan sıfatlardan takdis ederken, münezzeh kılarken, sana tam bir teslimiyet içerisindeyken biz zaten sana kulluk vazifemizi yerine getiriyoruz ya Rabbi. Biz insanların yaratılışındaki bu hikmeti anlayamadık dediler. Bize bunu açıkla ya Rabbi. Kal inni. Yine bakın gale fiilinden sonra aslında enne olması gereken elif nun inne ol. İnni a'lemu ma la ta'lemun. Muhakkak ki ben sizin bilmediğiniz şeyleri en iyi bilenim buyurdu Yüce Rabbimiz. Yani kâlallâhu azze ve celle inni a'lemu ma la ta'lemun.
sizin bilmediğiniz şeyler. Çünkü onlara sınırlı bir bilgi verilmiş. Onların bilmediklerini en iyi bilen, alemlerin Rabbi olan ve bir önceki ayet-i kerimede de her şeyi hakkıyla bildiğini, bize bu şekilde zatını tanıtan Yüce Rabbimiz. Her şeyi hakkıyla bilmektedir. Bunun üzerine Cenab-ı Hak, şimdi olayı biz zihnimizi canlandıralım. Melekler ile Cenab-ı Hak arasında böyle bir konuşma oldu. وَعَلَّمَ آدَمَ الْاَسْمَاءَ Şimdi bu yaşanılan sahneden sonra Cenab-ı Hak Adem Aleyhisselam'a isimleri öğretti. Şimdi bakın esma kelimesi eliflamlı bir şekilde marife bir kullanımla geliyor. El esma yani o isim denilen şeyin içerisine giren ne varsa efendim telefonunda veya ne bileyim mikrofonunda işte ışığında isimleri Hazreti Adem Aleyhisselam'a kodlanmıştı tabiri caizse. Efendim Hazreti Adem Aleyhisselam döneminde telefon mu vardı veya elektrik mi vardı veya ne bileyim işte şunlar yoktu o dönemde. Adem Aleyhisselam'a sınırlı bilgi verilmişti. Hayır kardeşim. Böyle bir itirazı ne diyelim çürütmek için böyle bir şey olmadığını ifade için el esma'e hem eliflamlı, lam-ı tarifli kullanılıyor hem de külleha buyuruluyor. Bir de pekiştiriliyor. İsimlerin hepsi Adem Aleyhisselam'a, babamıza, atamıza, peygamberimize öğretildi. Ve bugün yapılan araştırmalar değerli dostlar gösteriyor ki bir insanın içerisinde bulunan, yani bu kadın olur, erkek olur. Efendim, çocuk sahibi olmak için ona gizlenmiş olan, kodlanmış olan, efendim, ihtiyaç duyduğu maddede, efendim, bunu tabii kürsümüze çok yakışmayacak bir ifade ama yeri gelmişken ifade etmem gerekiyor. Bir insan, sadece bir insanın menisinde, değerli dostlar, bütün insanlığın sayısı kadar efendim canlının yaratılabileceği bir miktar toplanmış. Sadece bir insanda. Bu ne demektir dostlar? Hazreti Adem Aleyhisselam'ın sülbünden biz hepimiz onun zürriyetinden, onun neslinden geliyoruz. Demek ki Adem Aleyhisselam'a bütün insanlık kodlanmış. Yani onun da bir peygamber olmasına rağmen, ilk insan olmasına rağmen İşte insan, nefis sahibi, efendim zaafları var, biraz sonra gelecek. Biz de öyleyiz, biz de nefis sahibiyiz, ayağımız kayıyor, gönlümüz kayıyor, gözümüz kayıyor. Dolayısıyla Adem Aleyhisselam'a öğretilen isimler, kodlanan isimler, efendim kıyamete kadar gelecek ne kadar isim varsa hepsi Hazreti Adem Aleyhisselam'a kodlanmıştı. Biz bir nevi ona kodlanmış olan o isimleri öğrenerek ilim sahibi oluyoruz. İşte Evliyaullah diyor ki, biz bu Elest bezminde yaşanan olaylara şahit olacak bir hale gelirsek, o efendim unuttuğumuz o bilgileri tekrar hatırlayacak hale gelirsek, gerçek şaşmaz yanılmaz bilgiye böylece ulaşmış oluruz diyorlar. Sümme aradahum alel melâiketi. Sonra bu hali, bu durumu Hazreti Adem Aleyhisselam'a öğretilmiş o isimlerle beraber, hani bugün bunu anlamamız biraz daha kolay. Tabiri caizse bir çip gibi düşünelim yani. Bütün ne varsa bilgiyi Hazreti Adem Aleyhisselam'a Rabbimiz bütün eşyanın ismini öğreterek yüklemiş. Ve sonra meleklere onları yani o eşyanın isimlerini arz ediyor. Fekale ve buyurdular ki o fe-i takibiyedir. Enbi'uni bana haber verin. Bi esmai ha'ulâi yani şuradaki eşyaların isimlerini yaratılmış olanların veya ne varsa artık orada gördükleri meleklerin, mülaki olabildikleri bunların isimlerini bana haber verin bakalım. İn kuntum sadikin. Hani biraz önce aktarılan bilgiye göre ne demişlerdi? Yani ya Rabbi biz seni takdis ediyoruz, hamdinle tesbih ediyoruz. İnsanları neden insanı yaratıyorsun ve halifelik görevini yeryüzünde ona veriyorsun? Eğer bu iddianızda hala ve anlamadığınız noktada hala ısrar ediyorsanız bunların ismini siz söyleyin bakayım. Böyle bir özelliğiniz var mı? Ne diyorlar? Galu. Dediler ki bakın yine sigana neye döndü burada? Galu mazi bir fiil kullanıldı. Yani kesin olarak onlar ne dediler? Sübhaneke. Ya Rabbi seni noksan sıfatlardan tenzih ederiz, takdis ederiz. La ilme lene. Bizim hiçbir ilmimiz, bilgimiz yoktur ya Rabbi. İlla مَا عَلَّمْتَنَا Ancak senin bize öğrettiğin şeyler vardır.
Senin bize öğrettiklerinin dışında bizim bir ilim sahibi olmamız, bilgi sahibi olmamız mümkün değildir ya Rabbi. İnneke, muhakkak ki sen, bakın orada bir ke var, Rabbimize efendim, muhakkak ki sen, bir de inne ile tekit var, pekiştirme, bir de ente, yine sen manasında. İnneke entel alimul hakim. Muhakkak ki sen ya Rabbi alim olansın, hakim olansın. Yani her şeyi ilmiyle kuşatansın. Biz bunu gördük. İlmi yönden acizliğimizi fark ettik. Ve el hakim olansın. Her yaptığı işi bir hikmete binaen veya milyonlarca hikmete binaen yapansın ya Rabbi. Anlayamadığımız şeyler vardı. Biz anladık ya Rabbi. Meleklerin tavrı ne oldu? Anlayamadıkları şey kendilerinden bu hal gidince hemen Cenab-ı Hakk'a teslim oldular. Onların itirazları da zaten hani melekler Rabbimizin emrine karşı gelme özelliğine sahip değiller. Onların itirazları da emre karşı gelmek için değildir. Anlayamadıkları için, anlamak için soruyorlar. Demek ki anlamak için sormak, öğrenmek bir müminin, Müslümanın şiarı olmalı. Ama şeytan aleyhillâne anlamadığından veya ne bileyim bilgisinin eksik kaldığından dolayı insanlarla bir mücadeleye girişmedi. Anlamasına rağmen ve Cenab-ı Hak onu ben neden böyle bir şey yaptın sigaya çektiğinde büyüklük taslamasından, kibir ve hasedinden dolayı ebedi olarak huzurdan kovuldu. O işte bize Müslümana yakışmıyor. قَالَ يَا آدَمُ اَنْبِئْهُمْ Yine Rabbimiz buyurdular ki يَا آدَمُ Ey Adem! Bakın bu bizim için İnsanlık türü için ne diyelim muhatap olunabilecek en büyük şereftir dostlar. Cenab-ı Hak insanoğlunu Adem babamızı, insanoğlunun bir nüvesi, özü olan Adem babamızı muhatap kabul ediyor. Ey Adem bunu alemlerin Rabbi olan Cenab-ı Hak söylüyor. Bundan daha büyük bir şeref insanoğlu için düşünülemez. Ya Ademu bu Cenab-ı Hakk'ın Adem babamıza insan türüne verdiği değeri de bir yönden gösteriyor. Mesela yukarıda işte ey melekler bana şöyle söyleyin denilmedi. Ama ya Adem, ey Adem enbi'hum onlara haber ver bi esma'ihim işte şunların isimlerini sana öğretilen şeylerin isimlerini meleklere bakın orada hım melekler zamirle zikrediliyor. Yani. İnsanoğluna verilen değeri görüyoruz değil mi? Rabbimizin verdiği, biçmiş olduğu insana değer. Onlara, onların isimlerini, eşyaların isimlerini, sana üretilen varlığın isimlerini onlara haber ver. فَلَمَّا أَنْبَاهُمْ بِاَسْمَائِهِمْ Hazreti Adem Aleyhisselam onlara, onların isimlerini, varlıkların, eşyanın isimlerini haber verdiğinde قَالْ Rabbimiz buyurlar ki اَلَمْ اَقُلْ لَكُمْ Ben size dememiş miydim? اِنِّي Bakın yine قَالْ Orada ekul kelimesi geçiyor ya gale maddesinden sonra inni oldu yine. İnni a'lemu gaybes semavati vel ard. Yerin ve göklerin gaybını yani sizin bilemediğiniz mülaki olamadığınız bütün sırlarını, bütün gizliliklerini en iyi bilen benim demedim mi size? Ve a'lemu ma tubduna ve ma kuntum tektumun. Ve siz açığa vursanız da, gizleseniz de, açığa vurduğunuz şeyleri de, gizlediğiniz şeyleri de en iyi bilen benim demedin mi? Şimdi buradan bizim bugünün Müslümanlar olarak alacağımız mesaj nedir dostlar? Şudur. Şimdi meleklere Rabbimiz seslenişi üzerinde bize mesaj veriyor. Biz efendim Rabbimize kulluk niyetimizi, ihlas ve samimiyetimizi kıvamında tutsak da, tutmasak da, söylesek de, söylemesek de. Rabbimiz bütün halimizi biliyor mu? Bakın melekleri de biliyor, bizi de biliyor. Çünkü sürekli el-alim olduğunu, el-hakim olduğunu ve meleklerle yaşanılan bu hadiseler üzerinden gönüllerde gizli olanları da açığa vurulanları da hakkıyla bildiğini ifade ediyor. O zaman şimdi kendi otokontrolünü, kendi otomatik olarak seyrini bu şekilde kontrol altında tutan birisi günah işleyebilir mi? Elini günaha, gözünü günaha, ayağını vesaire azalarını hataya sevk edebilir mi? Edemez. Daha başlangıçta Rabbimiz bütün bu hakikatleri kainata deklara ediyor modern tabiriyle. İlan buyuruyorlar. Evet. Şimdi bir başka sahne geliyor. Ve izhunna lil melaiketi sucudu li Adem.
Yine iz, yani hatırla ki şöyle olmuştu. Demiştik ki, kulna. Şimdi Rabbimiz ben dedim buyurmuyor da biz dedik ki. Bu da azameti kibriyasına bir işarettir. Biz dedik ki, ne dedik, ne buyurdu? Meleklere, usjudu li Adem'e, Adem'e secde edin. Fesecedû, hemen secde ettiler. Bu fe-i takibiyedir buradaki. Hemen onların emre itaat ettiğini gösteren işaretti. Hemen secde ettiler. İlla iblis. Şimdi burada iki şey üzerinde duralım. Cenab-ı Hak kendinden başka birine secde edilmesini mi emretmiştir? Bu bir. Bir de iblis, efendim meleklere emir verdik. O melekler hemen secde ettiler. İblis secde etmedi. Sanki bu anlatımdan iblisin meleklerden bir varlık olduğu gibi bir anlam çıkıyor. Hemen izah edelim. Secde, değerli kardeşlerim, Arapça'da diyelim daha doğrusu, iki durumu kastetmek için kullanılan bir kelimedir. Secde, ibadet için yapılır, bir de saygı için yapılır. Rabbimize yapılan secde, ibadet secdesidir. Onun dışındakilerle ilgili eğer secde kavramı kullanılıyorsa, bu saygı secdesidir. Yani sahip olduğu özellikler dolayısıyla o kişinin konumuna hürmet etmek demektir. Yani biz efendim ilmiyle, ameliyle, ahlakıyla bizde Müslüman olanlara efendim, saygı gösteriyoruz. Onların karşısında boynumuzu büküyorsak bu ona ibadet ettiğimizi göstermez. Bu ona olan saygımızı gösterir. Rabbimiz meleklerden ve o an için meleklerin içerisinde bulunan iblisten ki o huve ebul cin kâne beynel melaike. Celaleyn müellifleri böyle diyor. Cinlerden bir varlıktı iblis. O an için meleklerin içerisinde bulunuyor. Dediği ayetler çok. Bunları inşallah ilerleyen derslerinde detaylı bir şekilde ifade etmeye çalışacağız. Meleklerin hocasıydı, kainatta, tabiatta bazı işleri sevk ve idare ediyordu vesaire. Ama neticede meleklerin arasında bulunuyordu. Şöyle bir düşünelim. İblisin zaten melek olma ihtimali yok. Çünkü Cenab-ı Hakk'ın emrine karşı gelmek meleklerin fıtratında yok. Emredildi ve hemen secde ettiler. Bu meleklerin fıtratına uygun olan davranış. Onların Cenab-ı Hakk'a karşı gelme gibi bir melekeleri, özellikleri yok. İblis cinnilerden olduğu için, cinlerden olduğu için böyle bir gurur ve kibire kapılara secde etmekten geri durdu. Ebe yüz çevirdi ve istekbara kibirlendi ve kâne minel kâfirîn ve kâfirlerden oldu. Yani nankörlerden, Cenab-ı Hakk'ın ilahlık hakkını çiğneyenlerden oldu. Neden? Yüz çevirmesi ve kibirlenmesi dolayısıyla. وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ Olayın akışı devam ediyor. Biz buyurduk ki, ey Adem, اسْكُنْ اَنْتَ وَزَوْجُكَ Sen ve eşin iskan edinin. Yani oraları mesken tutun. Nerede? El cennete. Cennete yerleşin. وَكُلَا مِنْهَا Oradan yiyin. رَغَدًا Bol bol dilediğinizce, dilediğiniz şekilde yiyin. حَيْسُ شِكْتُمَا Dilediğiniz kadar, istediğiniz efendim, cennetin nimetlerinden bol bol yiyin, için orada efendim ne diyelim Cenab-ı Hakk'ın lütfundan istifade edin. وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ Fakat şu ağaca yaklaşmayın. فَتَكُونَا Yine bu fe'yi biz Rabbimizin nehyinin efendim akabinde ne olur? Ona yaklaşılırsa ne olur? فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِم۪ينَ Siz zalimlerden olursunuz. İnşallah bu zulüm kavramı üzerinde bir sonraki dersimizde daha geniş duracağım nasip olursa. Yani nefsinize zulmedersiniz. Zulüm adaletin zıddıdır. Kur'an-ı Kerim açısından. Efendim adaleti şaşmak. Bu iman noktasında, ibadet noktasında, ahlak noktasında hangi açıdan olursa olsun terazinin farklı taraflara eğilmesi zulümdür, karanlıktır. Olmaması gereken, istenmeyen bir halde. فَاَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا Cenab-ı Hak onları orada, şeytan aleyhillâne onları orada ne yaptı? Aldattı. Onların gönüllerine bazı rivayetlerde yemin ederek, bazı rivayetlerde cennette ebedi kalacaklarını onlara ayet-i kerimelerde de söz konusu söyleyerek فَاَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا ف۪يهِ Ve cennette bulundukları hallerden o ikisini cennetten çıkardı, çıkmalarına sebep oldu. وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ Ve biz buyurduk ki bunun üzerine
Bir kısmınız bir kısmınıza, yani insanlar ve cinler birbirlerine, birbirlerinize düşman olarak oradan inin, ihbitu, yukarıdan aşağıya inmeyi ifade eden bir fiildir. Yani efendim bu cennet denilen yer dünyadaydı, burası bir bahçeydi, şeytan geldi böyle, efendim burada Adem babamızı ve Havva annemizi kandırdı, işte bu hebata fiili onu çürütüyor. Yukarıdan aşağıya doğru bir iniş. Cennet, birilerinin iddia ettiği gibi dünyadaki bahçeyi ifade eden bir kavram değildir. Ve burada el-cennete, lam-ı tarifle kullanılıyor. Yani tekrar dönecekleri cennet yurdunda Cenab-ı Hak onları ilk başta misafir etmişti. Efendim, birbirinize düşman olarak oradan inin. وَلَكُمْ فِي الْاَرْضِ مُسْتَقَرٌ Size yeryüzünde bir istikrar yeri vardır. وَمَتَاعٌ اِلٰهِ Ve belli bir zamana kadar da orada kalmak vardır. Dünya geçicidir. Az sonra insanoğlu için ana yurdu, ana vatanı olan cennete namzet kişi olarak yaşamaktır. Cennet gibi dünyada evimiz, şunumuz bu ne olursa olsun ayrılıp gideceğimize göre cenneti kazanacak oraya namzet bireyler olarak bizim esas yurdumuz, asıl yurdumuz cennettir. Orayı kazanacak kalitede ve kıvamda yaşanmamız bizden isteniyor bu ayet-i kerimede zımnen. فَتَلَقَّ آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلْمَاتٍ Adem Aleyhisselam Rabbinden bir takım kelimeler aldı. فَتَابَ عَلَيْهِ Yani Cenab-ı Hak da o Rabbinden aldığı kelimelerle yaptığı tövbeyi kabul etti. Şimdi tâbe alâ ile kullanılırsa dostlar tövbeyi kabul etmek manasına geliyor. Tâbe fiili ilâ ile kullanılırsa tövbe etmek anlamına geliyor. فَتَابَ عَلَيْهِ Allah-u Teala onun tövbesini kabul etti. اِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ Muhakkak ki o Cenab-ı Hak التَّوَّابُ tövbeleri çokça kabul eden, الرَّحِيمُ çokça merhametli olandır. Şununla bitireyim. Bir Hristiyanlıkta asli suç diye bir şey var. Cennetten insanoğlunun çıkmasına sebep olduğu iddia edilen efendim asli suç. Yani o yasak meyveden kim yedi? Hristiyan kaynaklarına, Yahudi kaynaklarına baktığımızda Hazreti Havva annemizi genellikle suçlayan ifadeler var. Yani kadın yüzünden orada Hazreti Adem Aleyhisselam erkeği kandırdı, cennetten çıkmasına sebep oldu. O yüzden kadın asli suçun işlenmesine sebeptir. Dolayısıyla suçludur, potansiyel suçludur. Ama Kur'an-ı Kerim'deki anlatıma baktığımız zaman aslında bunun tam tersi bir durum olduğunu görüyoruz. Yani bir suçlu aramak yerine burada esas figür olarak anlatılan Adem Aleyhisselam'dır. Yani yasak meyveden her ikisini de kandırdı şeytan. Ama Adem Aleyhisselam ve eşi Havva annemiz burada aslında hiç zikredilmiyor. Ama başka bu konuyla ilgili ayet-i kerimelere baktığımızda görüyoruz ki eşiyle beraber aynı hataya düşmüş. Eşiyle beraber hatasından tövbe edip Rabbine yönelerek tövbesi kabul edilen bir kul olmuştur. Bunu inşallah başka derslerimizde detaylı olarak ifade etmeye, izah etmeye çalışalım. Cenab-ı Hak burada dile getirmeye çalıştığımız hakikatleri layık olduğu şekilde anlayabilmeyi ve bu hakikatlerle hayatımıza yön verebilmeyi cümlemize nasip eylesin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.